İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan gıda güvenliği zirvesi, küresel açlığın sona erdirilmesine yönelik hiçbir somut hedef belirlenmeden sona erdi. Yardım örgütlerinin kaçırılmış bir fırsat olarak nitelediği zirvede, yoksul ülkelere tarımsal kalkınma için her yıl 46 milyar dolar verilmesine yönelik çağrı da reddedildi. Gıda güvenliği, küresel ısınma nedeniyle giderek daha fazla önem kazanıyor. Şimdi her ülke gıda güvenliği için kendine özgü yöntemler geliştirmeye başladı. Küresel ısınmadan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Bangladeş'te halk farklı tarım ürünlerine yöneldi. Nüfusun giderek yaşlandığı Japonya'da ise yüksek teknolojiye dayalı çözümler geliştiriliyor. Birleşmiş Milletler'e göre Roma'da düzenlenen gıda güvenliği zirvesi tam bir başarısızlıkla sonuçlandı. Zirveyi düzenleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü küresel açlığın azaltılmasına yönelik somut hedefler belirlenmesi, yoksul ülkelere tarımsal kalkınma için yılda yaklaşık 45 milyar dolar yardım yapılması çağrısında bulunmuştu. Ama zirvede yayınlanan sonuç bildirisinde bu iki çağrıya da yanıt verilmedi. İngiltere merkezli uluslararası yardım örgütü Oxfam zirveyi kaçırılmış büyük bir fırsat olarak niteledi. Birleşmiş Milletler dünya nüfusunun bu yüzyılın ortasında 9 milyara çıkacağı beklentisinde. Bu 2,5 milyar kişinin daha mevcut kaynaklara ortak olması demek. Dünya genelinde 1 milyar aç insan var ve küresel ısınma krizi daha da derinleştiriyor. Daha fazla alanın tarımsal üretime ayrılması gerektiğini vurgulayan Birleşmiş Milletler'e göre bu yapılamazsa 2050 yılına kadar 370 milyon kişi kıtlıkla karşı karşıya kalacak. Dünyanın en yoksul ülkelerinden Bangladeş, küresel ısınmadan en fazla etkilenen ülkelerden biri. Yükselen deniz suları pirinç tarlalarında üretimi imkansız hale getiriyor. Yağışların azalması sonucu nehirlerdeki su seviyesi de düşüyor. Bu nedenle 20 milyon kişi geçim kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ganji deltasında şafak vakti. Avlanan balıkçılar eve dönüyor. Zor zamanlar. Bangladeşliler havaların dengesinin bozulması nedeniyle karınlarını doyurmakta her geçen gün daha da zorlanıyorlar. Balıklar kayboluyor. Bu balıkçı bu yıl fazla yağmur yağmadığını, nehrin su seviyesinin düştüğünü, her zamankinin onda biri kadar balık avlayabildiklerini söylüyor. Ama tarımda artık balıkçılıktan daha kolay değil. Bazı çiftçiler o kadar yoksul ki bırakın traktörü saban bile bulamıyor. Bu adacıkta yaşayanlar normalde sellerle mücadele ediyor. Ancak bu yıl çok az yağmur yağdığı için toprakları susuz kalmış. Rapporten... Küresel ısınma yağış döngüsünü bozdu. Bu da hem çiftçileri hem de balıkçıları olumsuz etkiliyor. İnsanlar sağlıklı bir hayat sürebilecek gıdadan yoksun. Bu yüzden Bangladeşliler yeni çözüm arayışına girdiler. Bu kadınlara sebze yetiştirmeleri için tohum dağıtılıyor. Torbalarda bal kabağı ve ıspanak tohumları var balıkçılık yapan kocalarına destek olacaklar. Bangladeş çapında buna benzer binlerce proje uygulanıyor. Bazı bölgelerde ise halka ördek dağıtılıyor. Ördeklerin değişen iklim koşullarına tavuklardan daha kolay uyum sağlayacakları düşünülüyor. Fakat tüm bu projelerin maliyeti var. Bangladeş hükümeti küresel ısınmanın etkileriyle başa çıkabilmek için gelecek ay Kopenhag'da yapılacak iklim zirvesinde zengin ülkelerin 5 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunmasını istiyor. Ama Ganji'de balık avlamak gibi Bangladeş'in bu parayı alması da kolay olmayacak. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Japonya'daysa nüfusun yaşlanması tarımsal üretimi tehdit ediyor. Ogihara ailesi nesillerdir bu çiftlikte şeftali, elma ve turp yetiştiriyor. Ama çiftin tek çocukları uzun yıllar önce kente taşınmış ve burada çalışmaya başlamış. Ben 68 yaşındayım. Ama bu köydeki çiftçiler içinde en gençlerden biriyim. Bizden genç olanlar maaşlı işlerde çalışmak için ayrıldılar buralardan. Japonya kırsal kesimdeki nüfusun yaşlanması nedeniyle ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerinin ancak %40'ını kendisi karşılayabiliyor. Ama kasabadaki bir şirket modern cihazların kullanıldığı bu tesiste fazla işçi çalıştırmadan yüksek miktarda üretim yapıyor. Son derece steril koşullarda üretim yapılıyor. Besleyici maddeler karıştırılmış suyun içindeki marullar, roka'lar, tere'ler floresan ışığının altında o kadar hızlı büyüyor ki her gün toplamak gerekiyor. Bu hala deneme aşamasında. Ama ben gelecekte çok daha fazla kapalı alanda tarım yapılacağına inanıyorum. Düzenli bir şekilde yüksek kaliteli sebzeler yetiştirebiliriz. Şimdilik bu şirket sadece kendi lokanta zinciri için üretim yapıyor ama hedefi genişlemek. Uzmanlar Japonya'nın gıda ithalatına bağımlılığını azaltması için yüksek teknoloji tarımının bir çözüm olabileceğini söylüyor.